Çok erken yaşlarda futbol oynadım aslında. Kadıköy orası aslında. Hatta benimle de Instagram'da fotoğrafını paylaştı. Ama tabii şey, polemik her zaman oluyor. Ben nazara inanırım çünkü bilimsel bir şey, evet. Fenerbahçe'yi tutuyorum, Beşiktaş sempatizanıyım. Çok şehir gezdim. Benim babam ses sanatçısıydı. Hem Ankara Radyosu hem TRT. Mert Bey, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ve ilk fotoğrafı vereyim. Arkadaşımızı tanıyorsunuz herhalde şu an ekranda gelen. Tanışıyorum, evet abi. Tanışıyorum. Kaç yaşındasınız burada? Burada 5 yaşında filanım. Yani 4,5-5. Orada Parmak Çocuk diye bir ilkokul vardı. Oraya gidiyordum. İlkokul da değil aslında, anaokulu. O da böyle bizim salondaki bir masa. Masanın üstüne beni giydirip oraya koymuşlar. Kadıköy orası aslında. Kadıköy'de bir evde oturuyorduk o zamanlar. Ondan sonra evlendirme dairesinin hemen üst tarafında. İşte orada çekilmiş bir fotoğraf. Siz İstanbul'da mı büyüdünüz, Ankara'da mı? Nasıl oldu bu çocukluk döneminiz? Böyle çok şehir gezdim. Benim babam ses sanatçısıydı. Hem Ankara Radyosu hem TRT zamanından. Fakat 80 işte sonrası böyle bu girişimcilik ekolü Türkiye'de had safhada artınca babam da böyle bir cesaretle İstanbul'a taşınıyor ve bir şirket kuruyor, işte yapım şirketi gibi, böyle bir müzik prodüksiyonu şirketi, aslında plak şirketi diyelim. O zamanlar öyle söyleniyordu, kasetler, plaklar diye. İşte orada o zaman böyle bir girişimde bulunmuştu. Hem birçok sanatçıya işte albümler yaptı. Kamil Sönmez gibi, Faruk Tınaz gibi, işte Ateş Böcekleri gibi birçok böyle sanatçının, bir arada Osman Yağmurdereli gibi hepsi. Yani bir kısmı rahmetli oldu tabii. İşte orada biz o zaman İstanbul'a taşınmıştık. Yani aslında 3-4-5 yaşları, 6 yaşına kadar İstanbul'daydım. Sonra oradan Alanya, Antalya, Ankara şeklinde devam etti hayat. Babanız hakkında konuştuk, şöyle de bir fotoğraf geliyor. Evet. Kucağındaki çocuk siz misiniz diyeyim çünkü ben böyle bir detay varmış. Evet, o kucağındaki çocuk babamın bir arkadaşının çocuğu. Hatta benimle de Instagram'da fotoğrafını paylaştı. Dedi ki, bak böyle bir fotoğraf var ama bu sen değilsin filan dedi, paylaştı sağ olsun. Hayatına çok tatlı bir hanımefendi girdi ve evlilik yolunda ilerledi. Şöyle bir fotoğrafımız geliyor. Kalabalık bir, evet, arkadaş grubuyla galiba ilk gün. Evet, bu bizim nişanımız. Çok da böyle heyecanlı, işte İdil'in arkadaşları, benim arkadaşlarım, kız kardeşim. Böyle hep beraber bir arada olduğumuz bir fotoğraf. Ve evet, nişanın ilk günü. Nasıl tanıştınız İdil Hanım'la? Ufak tefek cinayetlerde İdil aslında bir yandan bizim dizinin kostümlerini veren bir kuruluşu vardı. Bir firması vardı. Ondan sonra orada Gökçe Bahadır'a işte birçok oyuncuya aslında destek oluyordu. Sponsorlarıydı. Daha doğrusu ben bunu böyle olduğunu bilmiyordum. Bir gün sete geldim ve orada gördüm. Böyle orada işte tanıştık. Bayağı ciddi uzun bir sohbet etme fırsatımız oldu. Benim işte yarım saatlik, 40 dakikalık bir aram vardı. O ara bir anda 4 saat falan oldu. Sonra derken böyle sohbet etme fırsatımız oldu. Sonra Dastas'taki etkinliklere ben onu davet ettim. Sonra derken birkaç kere daha böyle görüştük etkinliklerde. Öylece aslında başlamış oldu. Cevaplamayabilirsiniz ama bunu sormam gerekiyor. Çünkü yalanlama boyutu da zaten bir sonraki fotoğrafta belli olacak. Aile üyelerine karşı çıktığı iddia edildi. Ancak böyle tatlı bir aile fotoğrafı, evet, var. Nasıldı? Babayla aranızda bir problem oldu mu yoksa? Yok, hiçbir problemimiz olmadı. Hiçbir zaman, yani sağ olsun iki ailenin iki tarafında büyükleri bize hiçbir engel çıkarmadılar açıkçası. Ama tabii zamanlamalar, başka süreçler olabiliyor. Hani onlardan dolayı da böyle hepimizin bir arada olamadığı etkinliklerimiz de oldu. Ama şimdilerde zaten hiçbir sorunumuz yok. O zaman da yoktu. Ama tabii şey, polemik her zaman oluyor. Tatlı bir hanımefendi doğdu. Evet, ya bu hanımefendi Seyhan Mia Hanım hayatımıza geldi. Evet. Küçük ellerini görüyorsunuz. Evet, bir sonraki fotoğrafta zaten hemen ekrana geldi. Mert Fırat, baba olmadan önceki Mert Fırat'la baba olduktaki sonraki Mert Fırat arasında ne değişti? Hayat bakış açısı, daha ekonomik da anlamda olabilir, iş hayatı anlamında olabilir. Vallahi ekonomik anlamda böyle çocuğun bir şans getirdiğini söylerler ya, gerçekten öyle oldu açıkçası. Hani bu pandemi şartlarında, pandemi koşullarında birçok zorluk varken benim hani içinde bulunduğum işler bir şekilde çok şükür iyi gitti. Ben çünkü sadece hani oyunculuk yapıyorum, evet, o iyi gidiyor ve çok mutluyum bundan. Ama başka işler de koşturuyorum. Oraları da çok iyi gitti. Biraz Seyhan Mia'nın, evet, sen öyle dediğin için, ekonomik olarak dediğin için şansı diyebiliriz. Bir yandan tabii ki hepsinin önemlisi. Her şey gidiyor, uçuyor, işte insanlar yaşlanıyor falan filan ama bir duygu var tabii.
geriye bıraktığım bir şey var. İşte o his hani en büyük ve en kuvvetli sanat eserinden daha kuvvetli bir şey ki işte bir çocuk onu yetiştirmek, onun her anına tanık olmak, onu büyütmek, onunla birlikte biraz daha büyümek, yaş almak, bazen daha da çocuk olmak hatta. İşte o süreçlerin hepsini böyle adım adım yaşadığım bir evredeyim. Benim için şahane bir fırsat hayatı yeniden hatırlamak, böyle duyguları yeniden denemek, tatmin etmek için. O anlamda iyi ki gelmiş diyorum yani. Çok beni sabır anlamında, birçok şey anlamında çok başka bir yere getirdi. Yani olumlu anlamda söylüyorum bunu. Hani çok da çünkü sakin de bir çocuk çok şükür. Hani şanslıyız o konuda. Sosyal medyada küçük hanımefendilerin bir fotoğrafını göremedim. Evet. Ailece şeyden mi çekiniyorsunuz, nazar değer? Ya da kızınızın kendi talebine mi bıraktınız? Onu sorayım bir de. Ben nazara inanırım çünkü bilimsel bir şey, evet. Ama nazardan öte, hani nazar değmesinden öte, ben biraz onun hakkı olduğunu düşünüyorum. Hani ondan izinsiz fotoğrafını kullanmanın en azından şu süre içinde, çok kısa bu dönem içinde olmasa daha iyi olurmuş gibi geliyor bana. İdil de aynı şeyleri düşünüyor, aynı kaygıyla paylaşmıyoruz. Yoksa birçok arkadaşımız da paylaşıyor. Bizim çocuğumuzun ne özelliği var sonuçta? Herkes çocuklarının fotoğraflarını paylaşıyor. Hatta bazı insanlar diyor ki hayır biz ünlü değiliz, öyle değiliz, böyle değiliz ama hani paylaşmıyoruz. Yani ünlü ya da ünlü olmamakla ilgisi yok paylaşmamamızın sebebi. Tamamen çocuk haklarına ters olması. Kendi kütesinde olmayan bir şekilde fotoğrafının paylaşılması. Büyüklerimiz de yapıyordu zamanında işte. Herkesin ortasında böyle bizim albümü açıp böyle masaya koyup işte bak bunun şu yaştaki fotoğrafı, böyleli fotoğrafı, şöyleli fotoğrafı. Ya baba yapma Allah aşkına falan, anne ne olur falan dediğin. Yani şimdilerde o yüzden artık bu böyle bir yere de denk geldiği için hani bu bir çocuk hakkı işte yani onun bir uktesinde bir şey falan, o yüzden yoksa başka bir sebebi yok. Şöyle bir sırada fotoğrafımız var. Basketbol sahasındasınız. Evet. Daha önce profesyonel bir sporla ilgilendiniz mi? Basketbola, futbola ya da başka bir amatör branşa ilginiz var mı? Çok erken yaşlarda futbol oynadım aslında. Ben böyle yani 7-8 yaşlarında başladım. 8 yaşında falan başladım. 12 yaşına kadar da bayağı Yıldız Milli'ye kadar. Yani çok küçük yaşlarda böyle başlamıştım. Birazcık da iriydim, çabuk geliştim. Bu boyuma çok erken yaşlarda geldim. O yüzden de böyle top oynuyordum ama sonra böyle sert bir geçişle küreye geçtim. Ve kürek çekmeye başladım. Ama baskette oynadım, futbolda oynadım. Hani en profesyoneli futbol ve kürek diyebilirim. Onlar da milli derecelerim, uzun yıllar çalışmalarım var. Ve tabii kickboksu çok seviyorum. Bir yandan uzun zamandır da kickboks yapıyorum. Öyle yani sporun her alanından aslında keyif ve heyecan alıyorum. Haftanın 6 gün bir şekilde spor yapmak da ondan. Bir de maratonu çok seviyorum. Hani yarım maraton, maraton. Şimdiye kadar koştum birkaç kez. İşte bir yine pandemiden dolayı bir ara verdim ama 2022'de maratonlara başlamak istiyorum ben de. Hangi takımın taraftarısınız? Böyle sonuna kadar amigoluk tarzı var mıdır? Yok, ben fanatik bir taraftar değilim. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Beşiktaş sempatizanıyım aynı zamanda. Bizim ailenin yarısı Fenerbahçeli, yarısı Beşiktaşlı. O yüzden de böyle Fenerbahçe, Beşiktaş. İkisi oynarken bazen Fener'i bazen Beşiktaş'ı tutuyorum. Ama Fenerbahçeliyim. Sahnede olmak mı, şarkı söylemek mi diye bir soru sorsam. Yüzde olarak hangisini oranlarsınız? Ya %100 sahnede olmak derim. Şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Ama sahnede olunca zaten şarkı da söyleyebiliyorsun. Oradan düşün hani müzikal falan. Müzikal. Yine oradan o ihtiyacı gideririm falan. Ama şey tabii yani sahnede olmak şaka bir yana başka bir heyecan. Sözü aktarmak ya da iyi bildiğim disiplin olduğu için kısmen şarkı söylemeye göre kendimi daha rahat hissettiğim yer oyunculuk. Şarkı söylerken evet çok keyif alıyorum, çok da mutlu oluyorum ama hep bir tedirginliğim oluyor. Yani oyun oynarken de öyle. Ama hala şey tabii, uzun zaman geçirmem lazım. Heyecanlandırıyor beni. Orası çok güzel ama tabii ki net olarak her zaman tiyatro. Büyük ustayı sırada getireceğim. Sizin de burada bir Dastas oluşumunuz evet. Var. Sayın Şener Şen. Nasıl tanıştınız? Hangi projede diyeyim ya da? Daha sonra süreciniz, abi kardeşliğiniz, usta çıraklığınız da diyebilirim affınıza sığınarak. Nasıl oluştu? Bu projeyi nasıl ikna ettiniz? Çünkü beraber çalışıyorsunuz. Şener Şen'in zaten uzun yıllardır hayranı olduğumuz için, hani onunla büyüdüğümüz için böyle acayip bir bağ var yani ister istemez. Evdeki herkes Şener Şen'i bir akrabası gibi, bir abisi, bir kardeşi gibi görüyordur büyük ihtimalle. Çok sevecen, güzel de bir etkisi, aurası, ışığı olduğu için. Zaten hepimiz hayranız ama bir gün ben ajansta, bir reklam ajansının içinde çalışma yürütüyordum. Onda bir yılbaşı partisinde Şener abiyle tanıştım.
Sonra her yıl Bisener abiyle o yılbaşı partilerinde görüşmeye başladık ama artık yıl içinde de çeşitli vesilelerle denk geliyorduk. Ben her denk geldiğimde çok heyecanlanıyordum. Ve hep de aklıma şey geliyordu ya, şu zengin mutfağını bir yapsak. Ya ne kadar güzel olur böyle hani çok işte zamanında yapılmış Başar Sabuncu'nun çok da başarıyla aktardığı bir film versiyonu da var. Sahneye de taşınmış. Vasıfı Öngören çok değerli bir yazarımız. Tekrardan gençler tarafından anılması çok değerli. Bizim tiyatro tarihimizde bir yere denk düşüyor. Türkiye'deki yakın siyaset tarihinde çok net bir yere düşüyor. Çok değerli göndermeleri var. Ya bütün buradan düşününce yapılmaması benim için hani böyle niye yapmıyoruz diyeceğimiz bir şey. Ve 40 yıl sonra Şener abi yeniden bu projeyi yapmaya evet dedi. Yol Ayrımı filmindeyken biz. Zor muydu ikna etmek? Ya aslında Şener abi zaten yapmayı kafasına koymuş tiyatroyu. Yani bundan böyle biz teklifle gitmeden 1-2 yıl önce biraz kafasına dönüyormuş. Ve ne oynarım diye düşündüğünde de onun da aklına Zengin Mutfağı gelmiş. Ama birkaç vesileyle gerçekleştirmek için adım atmış. Sonra bazı engeller çıkmış. Zamanla, süreyle ilgili, gelen işlerle ilgili nasip olmamış o süre içinde. Yani Şener abinin de çok iyi tanıdığı iki arkadaşla birlikte onunla bir öğle yemeğine çıktım. Onun haberi vardı zaten konudan. Film sonrasında, Yol Ayrımı'nda işte yeniden karşılaşıp daha çok görüşme zamanı, hali, vakti bulunca. Sonra derken işte orada söyledim abi böyle böyle ben bunu istiyorum, şöyle şöyle ne diyorsunuz falan diye. O da dedi ki tamam yani bir düşünelim, yaparız herhalde falan. Ben böyle inanamadım, gerçekten mi acaba yani dalga mı geçiyor? Kalk git mi diyecek bana, ne diyecek acaba falan. Sonra gerçekten biz o yaz başladık. Yani Rastas inşaattı. Aslında ilk Şener Şen'in oyunuyla yani Zengin Mutfağı ile ve o ekiple açıldı tiyatro. Bu anlamda da bize inanılmaz bir hediye oldu tabii. Yani burada Şener abinin varlığı bizler için çok değerli, çok önemli. Ve bence zaten Türk tiyatrosu için de çok önemli her zaman. O yüzden ustayı böyle hala görüyor olmak, canlı canlı seyredebiliyor olmak, onun buraya bir gün gelip yine oynayacak olma ihtimali bile, ki programla var oynayacak zaten. Onu soracaktım. Yeni sezonda Şener Şen olacak, sizin ağzınızdan duyuyoruz şu an ama yeni transferler olur mu, yeni projeler? Şimdi yeni projelerimiz olacak. Yani 4-5 tane prodüksiyonumuz olacak. Aslında bütün prodüksiyonlarımız neredeyse devam ediyor olacak. Konserler de herhalde olacak. Konserler tabii. Konserler yoğunlukta yine devam edecek. Bizim içeride bir restoran alanımıza bir yenilemeler var. Onlar Eylül-Ekim'e doğru toparlanmış olacak. Rastas Akademimiz var bizim arkadaşlarımızın işte gerçekten çok büyük çabayla var ettikleri bir oyunculuk okulu gibi devam eden ki öyle. Çok değerli bir eğitmen kadrosu var. O devam edecek. Rastas aslında tam kadrosuyla, tam güçle, heyecanla geri dönecek. Nurgül Yeşilçay, Sayın Nurgül Yeşilçay diyelim. Daha önce bir filmde de beraber yer almıştınız. Daha sonra bir dizi projesi geldi. Nasıl gidiyor arkadaşlığınız? Uyumlusunuz ki belli ki yeni projeler geldi. Dizinin akıbeti nedir diye size onu sorayım. Diziden önce biz Nurgül'le Bir Gece diye bir film çektik İzmir'de. Erden Kral yönetmeniydi filmin. İkimiz de heyecanlandıran bir proje olmuştu. Çünkü ikimizin de oynamadığı rollerdi. Ben böyle bir bar fedaisi, pavyon fedaisi bir adam. Nurgül de işte orada çalışan birisi. Sonra çok acayip işte bir aile düzeni, talihsiz bir yaşam aslında, o da bir roman uyarlaması. Ve gerçekten böyle patetik bir aşk hikayesiydi. Çok sert bir aşk hikayesiydi. Ama ikimize de çok şey kazandırdı. Oyunculuk anlamında yani böyle deneyimlemek anlamında çok değerli bir tecrübe oldu bize. Güzel anılarımız var o taraftan da. Onu aşınca dedik ki dizide gayet güzel olur. Sonra başladık diziye. Şimdi işte 30-31 bölümü devirdik. Ne zaman biteceğini de bilmiyoruz açıkçası. Böyle devam ediyor. Bakalım, heyecanlıyız o tarafta. Son böyle hayranlarınız için birkaç cümle alayım. Ben hayranlarımız için şunu söyleyebilirim. Hızla pandemi sürecini geçirdikten sonra aşılanmalar artıyor, devam ediyor. Lütfen kültür sanatı desteklesinler. Yakın çevrelerine bilet hediye etsinler. Kültür sanat organizasyonlarında, kurumların içinde buluşsunlar. Çünkü gerçekten müzisyenler, sokak müzisyenleri, sokak sanatçıları, tiyatrocular, sinemacılar, tüm sektör çok ağır yara aldı. Yaraları sarmak için destekleşmemiz lazım. Onun için bekliyoruz herkesi. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.